Hüseyin Gülerce Türkiye Türkmenlere kıyamaz. Rusya bilmeliydi. Türkiye sınırı yakınındaki Bayır Bucak Türkmenlerini bombalayan Rus savaş uçağı uyarıları dinlemeyip hava sahamızı ihlal edince F-16'lar tarafından düşürüldü. Tarihi husumet dönemlerine rağmen son yıllarda Türkiye ile Rusya arasında övgülerle anlatılan dostluk havası bir anda dağılıp gitti. Artık Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler eskisi gibi olmayacaktır. Şimdi daha da derinleşmeden yaşanan krizi durdurmak gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin verdiği ilk tepkide Rus uçağının düşürülmesini sırtımızdan bıçaklanmıştı mak olarak yorumluyoruz. Rusya Türkiye'ye sadece komşusu gibi değil dost bir ülke gibi davranıyordu dedi. E biz de aynı şeyleri Rusya için düşünüyoruz. Hemen yanı başımızdaki akrabamız, kardeşlerimiz, bayır bucak Türkmenlerinin gözümüzün önünde Rus uçakları tarafından bombalanmasıyla asıl biz sırtımızdan hançerlendik. Rusya, DAEŞ'le mücadele bahanesiyle çoluk çocuk kadın ihtiyar demeden Türkmenleri bombalarken bizim canımızı nasıl yaktığının farkında değilmiş gibi davrandı. Türkiye'de kimse böyle bir zillete katlanamaz. Rusya, Türkiye'ye karşı çok ağır bir tahrikte bulundu. Rusya canımızı çok yaktı. Asıl dostluğa yakışmayan budur. Şunun farkındayız. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Moskova'nın Büyük Rusya damarı yeniden kabardı. Gürcistan, Kırım, Doğu Ukrayna ve Baltık'ta kimse kendisine yan bakamayınca bu defa Suriye'de boy gösterdik. Gemileriyle, uçaklarıyla bu defa bizim coğrafyamızda sınırlarımızın dibinde daha da ileri gitmek istiyor ve Türkiye'nin yangın büyümesin diye gösterdiği hassasiyete rağmen bizi ateşin ortasına çekmeye çalışıyor. Demek ki kendine göre Türkiye'nin dostluğundan daha büyük bir kazancın peşinde. Amerika ve NATO ile ilgili bir endişemi de yazmadan edemeyeceğim. Gürcistan, Ukrayna ve Kırım'da Rusya göz yuman, oralı olmayan Batı ittifakı, Rusya ile ilgili planlarını acaba Suriye'de Türkiye üzerinden mi uygulamaya sokmak istiyor? Bizim ülkemizi Avrupa'nın tampon bölgesi gibi kullanmak, Türkiye'yi maşa gibi görüp elini yakmama hesabını mı yapıyorlar? Bir NATO müttefiki olarak batılı ortaklarımıza güvenemez hale gelmemiz, AB üyeliği konusunda habire oyalanmamız, ötekileştirilmemiz ne acı hem de ibret dolu. Rusya bizi arkadan hançerler ve dostluğumuzu bir kenara iterken, İran'ı bölgede kendisine partner olarak seçmiş bulunuyor. 8 yıllık aradan sonra İran'a gelen Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamane ile görüştü. Putin, İran'a uyguladıkları nükleer işbirliği ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı. Putin'in ziyareti sürerken S-300 füze sistemlerinin İran'a teslim edilme sürecinin başladığı da duyuruldu. Putin, Rusya Müslümanlarının manevi sahipliğini hiçe sayıp Hamane'ye bir de Rusya'daki en eski el yazması Kur'an-ı hediye etti. Yani bölgemizdeki gelişmeler sadece Rus uçaklarının sınır ihlaliyle ilgili değil. Sayın Erdoğan Başbakanlığı döneminde Ocak 2013’te bir televizyon programında Putin’le görüşme sırasında espri yaptığını Şangay beşlesine bizi de alın AB’den ayrılalım dediğini söylemişti. Bilindiği gibi Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan gibi Tacikistan'ın daha sonra da Özbekistan katıldı. Oluşturduğu yapı Şangay Beşlisi olarak anılıyor. Pakistan ve Hindistan'ın üyelik prosedürü de başlamış durumda. Artık bizim üyeliğimiz espri konusu bile olamaz. Avrasya coğrafyası evet Afrika gibi bizim için çok önemlidir ama Türkiye'nin temel ekseni Batı ittifakıdır. Hüseyin Gülerce, Star.